Merhaba değerli öğrenciler, hepiniz hoş geldiniz. Bu dersimizde periyodik sistem ve elementlerin sınıflandırılması konularını işleyeceğiz ve bunlarla alakalı örnek soru çözümleri yapacağız. Hemen elementi hatırlayarak dersimize başlayalım. Bakın, aslında elementler hayatımızın birçok noktasında karşımıza çıkıyor. Mesela araç gereç yapımında kullanılan bakır, yaşam kaynağımız olan oksijen ya da takı yapımında kullanılan altın, Termometrelerde yer alan civa, Yapı malzemelerinin ham maddesi olan demir ve uçan balonlarda kullandığımız helyum gazı bu maddelerin her biri birer elementtir arkadaşlar. Elementler saf maddelerdir ve aynı cins atomlardan oluşur. Yani bir elementin yapısında farklı bir maddeye rastlanamaz arkadaşlar. Elementler özel maddelerdir demiştik. Bu yüzden her bir element bir sembolle gösteriliyor. Bakın mesela hidrojen, lityum, ve flor elementlerinin sembollerini görüyorsunuz. Elementlerin sembolleri tüm dünyada aynı şekilde kullanılır. İşte bu özel maddeler, elementler hep insanların ilgisini çekmiş ve üzerinde araştırmalar yapılmış. Bunun sonucunda bilim insanları elementleri daha kolay inceleyebilmek için periyodik sistemi oluşturmuşlar. Değerli arkadaşlar, bu sistemin oluşturulmasında ilk çalışma Döbereiner isimli bilim adamına ait ne yapıyor? O günkü elementleri üçerli gruplar halinde düzenliyor. Bilmeniz gereken, bu alanda ilk çalışmayı yapmış olması ve elementleri üçerli gruplar halinde düzenlemesi. Diğer bilim adamımız Newlands. Newlands yaptığı araştırma sonucunda elementleri müzikteki notalara benzetiyor ve gençler alıyor elementleri 8'li gruplara ayırıyor. Geldik Mendeleyev'e. Mendeleyev döneminde harika bir iş çıkartıyor. Elementleri Atom kütlesine göre diziyor. Bazı elementler henüz keşfedilmemiş. Bunların yerini boş bırakıyor. Ama gençler bakın, daha proton keşfedilmediği için elementler atom kütlesine göre sıralanmış. İşte bu yüzden bazı hatalar ortaya çıkıyor. Daha sonra protonun da keşfedilmesiyle Henry Moseley elementleri atom numarasına yani proton sayısına göre sıralıyor. Zaten günümüzde kullandığımız sistem elementlerin atom numarasına göre sıralandığı işte bu sistemdir. Evet şimdi periyodik sistemle ilgili biraz daha bilgi sahibi olalım. Periyot ve grup kavramlarına geçiyoruz. Öncelikle periyotla başlayalım. Periyodik sistemdeki yatay sıralara periyot adı verilir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi periyodik sistemde 7 tane periyot var. Mesela birinci periyotta hidrojen ve helyum elementleri yer alıyor. Ya da sodyum, magnezyum, Alüminyum, argon gibi elementler aynı periyotta yer alır diyebiliriz. Neymiş? Yatay sıralar periyotmuş. Kaç tane periyot varmış? 7 tane. Grup ise düşey sütunlar ya da dikey sıralar şeklinde tanımlanabilir. Gördüğünüz gibi 18 tane grup var. Bu 18 grubun 10 tanesi B grubu, 8 tanesi ise arkadaşlar A grubu. Periyodik sistem 1A grubuyla başlıyor. En sonda 8A grubu var. Mesela 8A grubunda helyum, neon, argon gibi elementleri görüyoruz. Mesela 4A grubuna bakın. Karbon ve silisyum'u görüyoruz. Yani düşey sütunlar, dikey sıralar neymiş? Grupmuş. Toplam 18 tane grup varmış. Bunların 8 tanesi A, 10 tanesi B grubuymuş. Bunları aklınızdan çıkarmıyorsunuz. Sevgili gençler, atom numarasına göre sıralandığını söylemiştik elementlerin. Bu numaralar soldan sağa gittikçe artış gösterir. Mesela hidrojenin atom numarası 1'dir, helyumun 2'dir. Bakın, sağa doğru gittikçe ne oldu? Arttı. Daha sonra lityum geliyor, 3. Yani aşağı yönde ve sağa doğru gittikçe ne oluyor? Atom numarası artıyor. Bunu da unutmuyorsunuz. Geldik atom numarasından elementin yerini bulmaya. Bir elementin atom numarasını, yani proton sayısını biliyorsanız yerini rahat bir şekilde bulabiliyorsunuz. Elementlerimizden bazılarının yerlerini sizlerle birlikte şimdi bulalım. Bakın elementler nötr haldeyken proton sayısı ve elektron sayıları ne oluyordu? Birbirine eşit oluyordu. İşte elektron dağılımlarını yaptığımızda katman sayısı bize periyot numarasını verecek. Son katmandaki elektron sayısı ise grup numarasını verecek. Şimdi örnek üzerinden bunu daha rahat anlamanızı sağlayalım. Baktık lityuma. Atom numarası kaç bunun? 3. Hemen elektron dağılımını yapıyorum. 2, 1. Kaç tane katman görüyorsunuz? 1, 2. Katman sayısı 2. Demek ki arkadaşlar bunun periyot numarası 2'dir. Yani lityum ikinci periyotta bulunuyor. Bunu belirledik. Şimdi neyi belirleyeceğiz? Grup numarasını belirleyeceğiz. Bu nereden anlıyoruz? Son katmanına bakıyoruz. Son katmanına baktık. Kaç yazıyor? 1 yazıyor. Demek ki bu eleman 1A grubundadır. İşte arkadaşlar bunların kesişimi yani lityumun bulunduğu nokta olarak belirlenmiş oluyor. Geldik klora. Kaç görüyorsun? 17. Yap elektron dağılımını. 2, 8, 7. Kaç katmanı var? 1, 2, 3. Katman sayısı neydi? Periyot numarasıydı. Demek ki klor 1, 2, 3. Yani 3. periyotta bulunuyor. Son katmanına baktın. 7'yi görüyorsun. Bu da neyi gösteriyordu? Grup numarasını gösteriyordu. Demek ki bu eleman 7A grubunda. O zaman klorun yerini işte rahat bir şekilde bulmuş olduk. Oksijeni yapalım. Atom numarası 8. Dağılımını yaptık. 2, 6. Kaç katmanlı? 1, 2. Demek ki periyot numarası 2'ymiş. Son katmanına baktık. 6 görüyoruz. Bunu anlama geliyor. 6A grubunda bulunuyor. Kesişim noktası oksijenin yeridir arkadaşlar. Şimdi helyuma çok dikkat ediyorsunuz. Çünkü sizi helyumla trollleyebilirler. Helyum atom arası kaç? 2. Elektron dağılımını yaptık. 2. Kaç katman görüyoruz? 1 tane. Katman sayısı neydi? Periyot numarasıydı. Demek ki bu eleman birinci periyotta bulunuyor. Bunda problem yok. Ama arkadaşlar son katmanına bakıyoruz. 2'yi görüyoruz. Sakın 2A grubu demeyeceğiz. Çünkü helyum istisnadır. Helyum bir soy gazdır ve arkadaşlar 8A grubunda bulunur. İşte helyumun yeri asla burada ne yapmıyoruz? Yanlış yapmıyoruz. Helyum birinci periyot 8A grubunda bulunur. Geliyoruz elementlerin sınıflandırılmasına. Sevgili arkadaşlar elementleri metaller, yarı metaller ve metaller olmak üzere 3 sınıfta inceleyeceğiz. Şöyle baktığımızda en yoğunlukta bulunan element sınıfının metaller olduğunu görüyoruz metaller periyodik sistemde genel itibariyle sol tarafta bulunuyor. Ametaller ise mavi renkte gösterilen kısım. Bunlar da gördüğünüz gibi periyodik sistemin sağ kısmına toplanmışlar. Ama burada bakın hidrojen var. Bunu unutmuyorsunuz. Metallerin arasına takılıyor. Bir A grubunda ama kendisi bir istisna nedir bu? Ametaldir. Evet yarı metaller ise ametaller ile metallerin arasında kalan şu kısım oluyor arkadaşlar. Buradaki yarı metalleri de ne yapmıyoruz? Unutmuyoruz. Şimdi metallerle başlayalım. Bununla alakalı biraz daha bilgi sahibi olalım. Metaller dediğimizde i̇şte hemen aklımıza altın, gümüş, bakır, demir gibi maddeler geliyor değil mi? Bakın metallerin yüzeyleri parlaktır. Bu yüzden ışığı rahat bir şekilde yansıtabilirler. Metaller oda sıcaklığında katı halde bulunuyor gençler. Ama cıva hariç. Bakın cıva termometrenin içinde bulunan şu sıvıydı. Civayı unutmuyorsunuz. Bu oda sıcaklığında sıvı halde bulunur. Ama bunun dışında kalan bütün metaller katıdır. Metalleri işleyebiliyoruz, şekillendirebiliyoruz. Bunun sonucunda tel ve levha haline getirebiliyoruz. Metaller esnek maddelerdir. Kırılgan değildir. Ayrıca metallerin ısı ve elektrik iletkenliği çok iyidir gençler. Bildiğiniz gibi kablolarda bir metal olan bakır elementi kullanılır. Şunu da unutmuyorsunuz. Metaller doğada atomik yapıda bulunur. Evet geçiyoruz yarı metallere. Ne demiştik? Yarı metaller periyodik tabloda metaller ile ametaller arasında yer alıyordu. Bunların fiziksel özellikleri metallere, kimyasal özellikleri ise ametallere benziyor. Bazı yarı metallere bor, silisyum ve arsenik elementlerini örnek olarak verebiliriz. Bor elementini unutmuyorsunuz gençler. Bildiğiniz gibi ülkemiz bor rezervleri bakımından dünyada birinci sırada bor elementini cama sağlamlık katmak için veya roket yakıtı olarak Kullanabiliyoruz. Silisyum ise daha çok güneş panellerinde kullanılan bir yarı metal. Evet geldik a metallere. Sevgili arkadaşlar günlük hayatta kullandığımız bir kavram var değil mi? Ne diyoruz mesela? Bu arkadaşımız normal, bu arkadaşımız anormal yani normal değil. Bakın aynı mantıklı düşünebilirsiniz. Metaller, a metaller yani ametaller metal olmayan elementler şeklinde tanımlanabilir. A metallerin özellikleri metallerden çok farklı. Metaller parlaktı ama ametaller arkadaşlar mat bir yüzeye sahip. Oda sıcaklığında katı, sıvı veya gaz halde bulunabiliyor bu ametaller. Mesela karbon bir ametaldir. Oda sıcaklığında katı haldedir. Bakın mesela kömürün yapısında ya da kurşun kalemler kullanıyoruz değil mi gençler? Uçlu kalemler kullanıyoruz. Bu uçların yapısında karbon bulunuyor. Gördüğünüz gibi oda sıcaklığında katı halde. Ya da brom var sıvı halde hidrojen, oksijen gibi gazları biliyorsunuz. Bunlar da ametal. Bunlar da oda sıcaklığında bakın gaz halde bulunuyor. Yani 3 farklı halde örnekler verebiliyoruz. Ametaller tel ve levi haline getirilemiyor. Çünkü bunlar kırılgan yapıda arkadaşlar. Yani şekillendirilemiyorlar. Ametallerin ısı ve elektrik iletkenliği çok zayıftır. Ametaller ısı ve elektriği iyi bir şekilde iletmezler. Ve doğada molekül yapıda bulunurlar. Fakat soy gazlar hariç. Şimdi bu kısma iyi bir şekilde odaklanmanızı istiyorum. 8A grubuna soy gazlar diyoruz gençler. Fakat dikkat ediyorsunuz soy gazlar ekstradan bir element sınıfı değil. Yani soy gazlarda neye dahil? A metallere dahil. Ama 8A grubuna aynı zamanda soy gazlar adını da veriyoruz. Bunların bazı ekstra özellikleri var. Bakın soy gazlar oda sıcaklığında gaz halde bulunuyorlar. Ve arkadaşlar en önemli özellikleri kararlı yapıda olmaları. Yani soy gazların bütün elektron katmanları tam dolu. Dolayısıyla bunlar kararlı yapıda oluyor ve bileşik oluşturmuyorlar. Bunları unutmuyorsunuz. En çok karşınıza çıkabilecek soy gazlar helyum, neon ve argondur. Bunları da aklınızdan çıkarmayın. Ne demiştik gençler? Uçan balonlarda helyum gazı kullanılıyordu. Aynı zamanda ampullerde de neon gazı kullanılıyor. Bunlar en meşhur soy gazlar. Soy gazları toparlayalım bir daha. 8A grubunda bulunuyorlar. Farklı bir sınıf değil, ametallere dahiller. Oda sıcaklığında gaz haldeler ve bunlar kararlı yapıda. Şimdi bu elementler arasında yapılabilecek bileşikleri beraberce bir inceleyelim arkadaşlar. Metaller kendi aralarında yani bir metalle başka bir metal bileşik oluşturamaz. Ama metal başka bir ametalle bileşik oluşturabilir. Bir element neden bir eşik oluşturuyor? Kararlı olmak için, soygaz gaz düzenine benzemek için. Sevgili gençler, metallerin son katmanlarında az sayıda elektron bulunduğu için, metaller elektron verme eğiliminde oluyor. A metallerin ise son katmanlarında çok sayıda elektron olduğu için, bunlar da elektron alma eğiliminde oluyor. Dolayısıyla, metallerle metaller arasında elektron alışverişine dayalı bileşik oluşturulabiliyor. Bakın metaller elektron veriyor. A metaller bu elektronları alıyor ve kararlı yapıya ulaşıyorlar. Yani bileşik oluşturma amacı ne? Kararlı yapıya ulaşmak. A kendi aralarında bileşik oluşturabilirler. Fakat ikisi de bakın elektron alma eğiliminde. O zaman elektron alışverişi olmaz. Ne olur? A metaller kendi aralarında elektronları ortak kullanırlar ve bu şekilde bileşik oluştururlar. Kararlı yapıya ulaşırlar. Değerli arkadaşlar ne demiştik? Soy gazlar zaten kararlıydı. Unutmayın bu yüzden soy gazlar bileşik oluşturmazlar. Geçiyoruz örnek sorularımıza. Evet KLMN şeklinde bazı elementler verilmiş. Bu elementlerle ilgili hangisi yanlıştır diye soruyoruz. Tek tek değerlendirelim. K ve M elementleri aynı periyotta yer alır. Bakalım doğru. Bakın ikisi de ikinci periyotta yer alıyor. M'nin grup numarası kaçtır? 8A grubunda bulunuyor. 8'dir. L'nin grup numarasından yani 2A grubu burası da arkadaşlar daha büyüktür. Doğru. L ve N elementleri benzer kimyasal özelliklidir demiş. Yanlış. L ve N aynı periyotta. Ama arkadaşlar aynı gruptaki elementlerin kimyasal özellikleri benzerdir. Dolayısıyla aynı periyottaki elementler için benzer kimyasal özelliklere sahiptir diyemiyoruz. N elementinin atom numarası diğerlerine göre daha büyüktür. Doğru. Sağa doğru gittikçe ve aşağı yönde ilerledikçe atom numarası artıyordu. En büyük atom numarası burada N elementine aittir. Cevabımız C seçeneği. Soru 2. Evet yine bir periyodik tablonun bir kısmı verilmiş. Burada X, Y, Z elementleri var. Bu elementlerle ilgili hangileri doğrudur diyoruz. Y ve Z elementleri aynı gruptadır. Evet bakın bunlar alt alta. Alt alta ise aynı grupta yer alırlar. Bir doğru. Elementlerin atom numaraları Z büyük, Y büyük, X şeklindedir demiş. Bakın Y ve X yan yana hangisi sağda? Y. Demek ki Y'nin atom numarası X'ten daha büyüktür. Z daha altta bulunduğuna göre ikisinin atom numarasından daha büyük bir atom numarasına sahiptir. Yani sıralama doğru verilmiş. Z elementinin periyot numarası diğerlerine göre daha küçüktür. Mesela x ve y ikinci periyotta olsun. Buna göre gençler z üçüncü periyotta yer alır. Yani aşağı yönde ilerledikçe arkadaşlar ne olduğunu görüyoruz. Periyot numarasının arttığını görüyoruz. Ama daha küçüktür demiş. Bu yüzden yanlış oldu. Doğru cevabımız 1 ve 2 olmalıydı. Son sorumuza geldik. Yine bazı elementler verilmiş. Aşağıda bilgiler var. Bu bilgiler göz önünde bulundurulduğunda hangi element açıkta kalır diye soruyoruz. Şimdi bakalım birinci bilgimize. Tel ve levha haline getirilemez. Ha demek ki bu bir metal değil. Başka ne diyor? Oda sıcaklığında katı halde bulunuyormuş. Evet elementimiz karbon olmalıdır. Bildiğiniz gibi karbon çelik yapımında kullanılıyor, kömürün yapısında var. Yani oda sıcaklığında katı halde aynı zamanda ametal olduğu için tel ve levha haline getirilemez. Evet elementimizi bulduk. İkinci bilgiye bakalım. Soy gazdır diyor. Hiç düşünmeye gerek yok. Soy gaz bir tane var. Soy gazlar nerede bulunuyordu? 8A grubunda bulunuyordu arkadaşlar. Demek ki helyum bu bilgiyle kastedilen element olacaktır. Zaten uçağın balonlarda kullanıldığını söylemiştik. Isı ve elektriği iyi iletmez. Yine metal olmadığını anlıyorum. Molekül halde bulunur demiş. Molekül halde bulunuyorsa yine hidrojen diyebiliriz. Çünkü hidrojen ametaldir. Isı elektriği iyi iletmez ve doğada molekül halde bulunur. Gördüğünüz gibi Alüminyum elementi ile alakalı bilgi yok. Alüminyum bir metaldir. Hiçbir bilgi metallerle alakalı değil. Cevabımız C seçeneği. Değerli öğrenciler, sizlerle dördüncü ünitenin iki konusunu bitirmiş olduk. Fiziksel ve kimyasal değişimler konusunda görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşçakalın.